Evet, sıradaki örneğe bakıyorum. Örneğin metni biraz uzun. Ben size şöyle kısaca özetleyeyim. Anahtar A konumuna alındıktan 9 milisaniye sonra anahtar B konumuna getiriliyor. Kondansatörümüzün başlangıçta, yani anahtar A konumuna alınmadan hemen önce uçlarında 5 volt gerilim olduğu söyleniyor. Anahtar B'ye alındıktan ne kadar süre sonra çıkışı doyuma ulaşır o pump'ın diye soruyor. Güzel bir soru. Yani bir anahtar A'dayken bir analiz yapacağız, anahtar B'deyken bir analiz yapacağız. Şimdi şunu söylemiştik arkadaşlar. O pump'ın çıkış geriliminin asıl ifadesi şuydu. İntegral alan bir o pump'ta VT eksi V0 eşittir. Eksi 1 bölü RC integral VI DT idi. Bunu ilk videomuzda söylemiştik. Bu bizim kondansatörümüzün başlangıçta ki şarj durumunu, gerilim durumunu gösteren ifadeydi. Burada şunu yaparsanız VT'yi bulmak için bunu karşı tarafa alırsanız başlangıçtaki gerilim eksi 1 bölü RC integral VI DT'yi elde edersiniz. Yani eğer kondansatörde başlangıçta uçlarında bir gerilim varsa kullanacağımız ifade bu. Anahtarı A konumundayken çıkış ifadesini elde etmek istiyorum. Çıkış ifadem önce bir 1 bölü RC'yi bulayım. 1 bölü RC eşittir. R100 çarpı 10 üzeri 3 ve C'de 0,1 çarpı 10 üzeri eksi 6. Buradan arkadaşlar ne çıkacaktır? 0,01, yani 1 bölü 10 üzeri eksi 2, o da eşittir 100 olarak bulunur. Bu bulduğumuz 100 1 bölü RC ifadesi. Şimdi anahtar A konumundayken V output'umuza bakalım. V output T eşittir. Başlangıçtaki gerilimimiz 5 volt. Ancak başlangıçtaki gerilimimiz gördüğünüz gibi bizim output gerilimimize zıt işaretli. O yüzden eksi 5 diyorum. Eksi 1 bölü RC ifademi bulmuştum. 1 bölü RC 100 idi. Ve sıfırdan T'ye giriş ifadesinin integralini alıyorum. O da eksi 10 volt. Eksi 10 DT diyorum. Bunu düzenleyecek olursak, bu eksi 10'u dışarı aldık. Burası artı 1000 oldu. Eksi 5 artı 1000 DT'nin de integralini alınca T'yi elde ettik. Birimimiz ne? Giriş gerilimimiz, yani 10 olarak aldığımız gerilimin birimi volt olduğuna göre bu da volt. Evet, şimdi anahtar bu A konumunda 9 milisaniye kaldıktan sonra B konumuna alınıyor. Öyleyse öncelikle B konumunda başlangıç kondansatörün uçlarındaki VC0 gerilimini bulmam lazım. Çünkü anahtar A konumuna aldım, kondansatörün gerilimi artık değişti. Yani T yerine ne yazacağım? 9 milisaniye yazacağım bu ifadede ki anahtar B'ye alındığı esnada kondansatörün uçlarındaki gerilimi bulmaya çalışacağım. Burada T yerine 9 çarpı 10 üzeri eksi 3 yazarsak eksi 5 artı 1000 çarpı 9 çarpı 10 üzeri eksi 3 yazdığımızda anahtar B konumuna alındığında kondansatörün uçlarında 4 volt olduğunu görüyoruz. Şimdi anahtar B konumundayken R ve C'de herhangi bir değişiklik yok. Yine aynı RC ifadesini kullanabilirim. Öyleyse V output T diyorum. Başlangıç gerilimim 4 volt eksi 1 bölü RC ifadem 100'e eşitti. Ve gerilimim artık artı 8 DT diyorum. Yalnız şuna dikkat edeceğim. Bu sefer integralin sınırları nereden başlayacak arkadaşlar? 9 milisaniyeden sonra T ifadesini elde etmeye çalışıyorum. Yani 9'dan sonraki gerilim, 9. milisaniyeden sonraki gerilim ifadesini elde etmeye çalışıyorum. Yani T'nin, bu bulacağım denklem için T'nin 9. milisaniyede sonraki değerini hesaplamaya çalışıyorum. O yüzden integrali 9. milisaniyeden herhangi bir T'ye doğru, yani bu şekilde bir zaman akışına göre alıyorum. 4 eksi. Bu 8'i dışarı aldım. 800. T'nin de integrali T yapacak. Sınır 9 çarpı 10 üzeri eksi 3'ten T'ye kadar. Bunu yerine yazarsam ne olacaktır? 4 eksi 800 T eksi 9 çarpı 10 üzeri eksi 3.
Bunu da tekrar düzenleyelim. 4 eksi 800 T artı 8 kere 9 72 7,2 yapacak. Buradan da 11,2 4 ile 7,2'yi topladım. 11,2 800 T birimimiz ne? Volt. Ve output'un T eşittir 9 milisaniyeden sonra artık sıfırladım burada. Ondan sonraki denklemi de bu. Ondan önceki denklemi bu. Ondan sonraki denklemi bu. Gerilim denklemleri tamamen değişti. Devre yeni bir hal almış oldu. Şimdi benden diyor ki o pump'ın ne zaman doyuma gideceğini bul. Peki şöyle bir ifadede. O pump pozitif doyuma mı gider, negatif doyuma mı gider? Buna karar vermem gerekiyor. Yani bu V output T ifadesi T değeri büyüdükçe, zaman geçtikçe artar mı, azalır mı? Burada 11,2 başlangıç eksi 800 T olduğuna göre ve T arttıkça bu ifade artacağına göre V output değerim zaman ilerledikçe azalacaktır. Yani benim için sınır olan değer negatif değer olacaktır. Eksi 6'dan sonra burası eksi 6'da sabitlenecektir biliyorsunuz doyum değeri. Öyleyse bu ifadeyi eksi 6'ya eşitleyerek doyumun ne zaman başlayacağını bulabilirim. Yani 11,2 eksi 800 T eşittir eksi 6 dediğim zaman T eşittir 21,5 milisaniye olarak hesaplayabilirim. Yani anahtarı B konumuna aldıktan 21,5 milisaniye sonra o pump'ımın doyuma gideceğini bu şekilde hesaplamış oluyorum. Evet, umarım anlaşılmıştır. Görüşmek üzere.